Well, well, if it isn't Puss in Boots himself, in the flesh. Hey, I never do this, but can I get your autograph signed right there? Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Çizmeli Kedi 3 hakkında olacak ve aynı zamanda şunu kesin bir şekilde söylüyorum ki arkadaşlar, Çizmeli Kedi 3 sonunda geliyor. Evet, doğru duydunuz. Bu video içerisinde sizlere Çizmeli Kedi 3 hakkında efsanevi bilgiler vereceğim. O yüzden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkartın. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Çizmeli Kedi'nin ikinci filmi gerçekten o kadar başarılı olmuştu ki, üçüncü filmin bize ne anlatacağı veya bu kadar başarılı olacak mı yoksa olmayacak mı herkes tarafından merak ediliyordu. İşin sonunda zaten son direkt filmi gerçekten dünya çapında büyük bir başarı elde etti, hem bütçe anlamında hem de hasılat anlamında eleştirmenler tarafında. Filmin içerisindeki karakterleri bile inanılmaz fazla beğendiler. Goldie'den tut ayılara kadar, ayıdan tut Jack Horn'a, DT, Çizmeli Kedi, Kitty, Perito, her biri çok fazla sevildi ve bununla beraber Çizmeli Kedi'nin üçüncü filmi de bekliyordu. Size zaten bundan aylar öncesindeyken Çizmeli Kedi 3'ün kesin olarak geleceğini, fakat resmi bir açıklama olmadan tamamıyla bunun bizim söylemimiz olduğunu da eklemiştim. Fakat şimdi yönetmenden güzel bir açıklama geldi ve sizlere bunu aktarmam gerekiyor. Yönetmen sözleri arasında Çizmeli Kedi 3'ün çıkıp çıkmayacağını sorulduğu zaman açık bir şekilde şunları söylüyor. Çizmeli Kedi 3'ü yapmak çok isterim. İçerisinde bir dolu harika hikaye anlatmak ve benzeri şeyler gerçekten güzel olabilir. Çünkü anlatılacak daha çok fazla hikaye bulunuyor. Zaten direkt Çizmeli Kedi, Kitty ve Perito'nun sahnesi bize gösterdi ki Shrek'le direkt bağlantılı olacak ve uzun yıllar boyunca da beklenilen Shrek 5'e bağlanacak. Zaten herkes bunu bekliyordu arkadaşlar, çünkü Shrek 5 bildiğiniz gibi en son 4. filminden sonra 5. filmi bekleniyordu ve zaten ben size çıkış tarihini anlattıktan sonra Shrek 5 resmi olarak da duyuruldu ve Çizmeli Kedi 2'nin son sahnesiyle beraber direkt Shrek 5'e bağlandı. Şimdi yönetmenin bu açıklamasını aldığımız zaman Shrek 5'te hazır onaylanmışken Shrek 5'ten sonra Çizmeli Kedi 3'ün gelmesi sizce de mantıklı olmaz mı? Keza yönetmen zaten anlatmak istediği bir dolu hikaye olduğunu açık bir şekilde söylüyor ve diyor ki, kardeşim ben Çizmeli Kedi'nin 3. filmini de çıkartmayı istiyorum. Gerçekten güzel bir seri. Yani bunu açık bir şekilde söylemese bile sözleri arasında bunu ifade ediyor. Ben de zaten Çizmeli Kedi'yi seviyorum ve 2. filmi de büyük oranda başarı elde ettiği için şimdi Çizmeli Kedi'nin başarısız olma gibi bir ihtimali yok. Yani 3. film kesin olarak geliyor arkadaşlar. Keza 3. filmi bekleyen arkadaşlar için sadece şunu söyleyebilirim ki, yönetmen dünden razı, tamamıyla Dreamworks'un Shrek 5'ten sonra Çizmeli Kedi 3'e yoğunlaşması gerekiyor ve bununla beraber biz bu filmleri o zaman izleyeceğiz. Yani Çizmeli Kedi ne zaman gelecek diye soracak olursanız, zaten ilk filmini 2011 yılında çıkmıştı ve ikinci filmi nereden bakarsanız aradan 10 yıl sonra çıktı ve 2022'de vizyona girdi. Şimdi 3. filmi de bekliyoruz, fakat ondan önce de bir Shrek 5 mevzusu var. Shrek 5 de muhtemelen 2025 yılında gelecek desek, Çizmeli Kedi'yi de 2006 veya 2027'ye ertelesek, önümüzdeki 5 sene içerisinde muhtemelen Çizmeli Kedi'nin 3. filmini izleyeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde yeni bir kötü de karşımıza çıkabilir veya eski kötülerden Dead de Jack Horn da geri dönebilir. Bu konuda kesin bir şey söylemesem de şu anda sadece size şunu söyleyebilirim ki, evet dostlar, Çizmeli Kedi 3 kesin gelecek ama şu anda yayın tarihi veya çıkış tarihi belli olmadı. Ama olduğu zaman güzel bir film izleyeceğiz. Evet dostlar, bugün Çizmeli Kedi 3'ün kesin olarak geleceğini ve yönetmenin belli başlı açıklamalarını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım Çizmeli Kedi 3 bir an önce gelir de güzel bir şey izleriz ve bir hayli fazla eğleniriz. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın, hoşça kalın, bay bay. If it isn't Puss in Boots himself, in the flesh. Hey, I never do this, but can I get your autograph signed right there?